maksat, illüzyondan maksat, bunun lügat tabiri de şudur, göz aldanışıdır. Bakın size gayet tipik bir kara şey. Şurada birkaç tane halka var. Bunu ben şöyle yaptığım zaman, görüyorsun, düşüyor değil mi? Bunu, yani düşmüyor diyemezsiniz. Tuttum, bırakıyorum. Halbuki bir göz aldanışı, düşen yok. Sırf halkaların birinden öbürüne geçmesi size bu hissi veriyor. İlk mektepte giderken bile arkadaşlarıma oyun yapmakla şöhret almışımdır. O zaman ne bir sihirbaz gördüm ne bir hokkabaz. Ama bende olan bu merak eski tabirle hüdâ-i nâbit dediğimiz yani Allah vergisi olan bir haslet. Bursa'dan sonra İstanbul'a geldim. Deniz Asubay Okulu'na. O vakit elime bir eski Türkçe bir kitap geçti. Bu hokkabazlık diye. Ondan çok yararlandım. Bununla arkadaşım arasında şöhret yaptım kendime ve bu işlere onları eğlendirdim. 1916'da Almanya'ya gittik. Denizaltı tahsili için. Orada da tekrar yine fırsat buldukça bu gibi sanatkarların temsillerini seyrederdim. Harp bitti. 1919'un başlarında mektep kapandı. Elim tamir ve terbiye gördüğümüz denizaltılara imha edildi. Ondan sonra ben hayat kazanmak için fabrikalara gitmeye başladım. Fabrikada çalışıyorum fakat yabancı olduğum için temel tutturamıyorum. Sebebi de şu, ordudan gelen diğer Alman tabiatındaki adamlar bizim yerimize işe alınıyor, yabancılar atılıyor dışarıya. Bu bana artık bana tak dedi bir gün atıldığımdan. Başladım doğrudan doğruya toplantılarda, cemiyetlerde, şurada burada sanatkarım diye kendimi temel attırmaya. Ve hakikaten muvaffak oldum. O zaman tabii elbise falan yok. Kıyafet kiralayan dükkandan kendime göre bir kıyafet tedarik ettim. Onu da sahneye çıkardım. Ve 1920 senesinin başlarında bir gece böyle gene bir yerde oyun veriyordum. Almanya'nın büyük artistlerinden biri beni gördü ve beni sahneye çıkmaya mecbur etti. Dedi, fabrikaya bırakacaksın ve yarın şu tiyatroya gideceksin. Gideceğim ama bende ne gardırop var ne bir şey var dedi. Hepsi sana tedarik edilecektir. Ve hakikaten ertesi gün o adam bana istediğim şeyi tedarik etti. Ve o gün bugünden sonra başladık sahnede çalışmaya. Hakiki burada kavrulmuş kahve. Ve bir de boş cezve mi diyelim bunu artık. Kafetiyer mi diyelim ne diyelim. Fakat bunu alırız. Bakın içerisine. İki, üç doldururuz. Yeter bu kadarcık çünkü fazla ihtiyacımız yok. Ha, bunu ben birçok fincanlara taksim etmek isterim ama huzurunuzda bu kadar fincan getirmenin imkanı yok. Onun için şu büyük fincandan bir takdim yapalım. Hazır, duman üstünde vallahi. Yani neredeyse ben de içeceğim ama bunu sizlere dahi takdim etmek hoşuma gider. Buyurun efendim.